HT Spor gündemden bir kere daha merhaba. E, Cem Dizler'le beraber iki Avrupa Kupası maçımızın sonrasındaki gün sizlerle birlikteyiz. Avrupa Kupası maçlarını oynadık ama maçların sonunda üzücü bir haber aldık. E, Spor Dijital yorumcusu e, Serhat Akın'a silahlı saldırıda bulunuldu. E, Serhat Akın'ın sağlık durumu iyi ama dün Tuncay Şanlı'nın dediği son derece kıymetli. Morali bozuk o Sağlık durumundan sonra belki de en kıymetli taraf, hatta bazen, bazen sağlık durumunu bile onlar çok daha olumlu etiyorlar. Dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu elim eylemin çok büyük olasılıkla emniyet tarafından çok kısa bir süre içerisinde temizleneceğine, aydınlatılacağına inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok. Serhat'ın ayağından vuruldu. 3 e, el ateş edildi, 2 motosikletli tarafından şu andaki kırık dökük bilgiler bunlar. Dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birazdan Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2 ve 3. liglerin isim sponsorlu ilişki olarak nesil.com yapmış olduğu bir anlaşma var. Oraya da bağlanabileceğiz ama öncelikle e, Serhat Akın'la başlamak istiyorum. Abi herkese geçmiş olsun, e, söz sizden edersiniz e, Geçmiş olsun yani olay polisiye bir hadiseye dönüşmüş durumda. Aydınlatacaktır e, ilk il kolluk, ilgili kolluk, işte savcılık, polis, devamında mahkeme failler bulunursa e, belki tribündeki bu karışık ilişkiler de ortaya dökülecektir. Yani ya da buna dair bazı ipuçları bulunabilir. Yani çok e, uzun zamandır tribüne gitmeyen birisi olduğum için hadiselere de Hani kulak misafiri olma konusunda bile şey değilim yani çok uzak Duymuyordum kaldım. Duymuyordum, yani. uzak kaldım. Hani eskiden biraz o öyle yapmış bu bunun adamıydı, şu grup şöyle davranıyordu gibi şeyler duyuyorduk ama şimdi de duymuyoruz. Ama sorun şu biraz yani herhalde konuştuklarından dolayı olacağını düşünüyorum. Yani ilk aklıma gelen sera takım bir şeyler anlattı. Bu da birilerini taraf rahatsız etti. Yani bu kimlik meselesinin gereğinden fazla abartıldığını ve bir kıyıdan da eğer böyle ise, yani bilmiyorum işin içinde başka özel usumetler olabilir, ailevi dertler olabilir. Ama ilk aklımıza gelen bir yani futbol konuşan, dijital mecrada futbol konuşan bir eski futbolcunun saldırıya uğramasının arkasındaki neden ağırlıklı olarak takım menfaatleri, takım motivasyonu bu üzerinde gider diye düşünüyorum. Yani bu meseleler aynı zamanda oyunun içindeki güç ve çıkar ilişkilerinin de bir şekilde su yüzüne vurduğu yerler oluyor. Zaman zaman bu haberleri okuyoruz. Çeşitli türbünlerde buna benzer hadiseler oluyordu ama onlar taraftarlar arasındaydı. Geçmişte birkaç gazeteci de benzeri saldırılara, değil mi? olmuş gibi, Ahmet Çakar gibi. Ve onlar da çok aynı aydınlanmayınca belli ki bazı şeyler karanlıkta kalınca birileri de bunlardan cesaret alıyor. O ipuçları bulunmayınca birileri de eski ve işe yaradığını düşündüğü yöntemleri devreye sokuyor herhalde. Açıklığa kavuşur sanıyorum birkaç gün içinde. Dün akşam ben bir kıyıdan maçı takip ederken bir 10-15 dakika size kulaklı verdim. Dijital medyada Erkesen ve Emre Belezoğlu'nun yapmış olduğu programda tam şeye denk geldi. Emre diyordu ki Ben tribündeydim. Tribünle sosyal medya o kadar koşut değil diyordu. Paralel evet. değil diyordu. Evet yani bence yani o şeydi konuşma Ali Koç istifa, Ali Koç i̇stifa Tribünde pek karşılığı yok. Hani Durumu. durumun böyle olmadığını söylüyordu. Ee, var mı yok mu bilmiyorum. Bir sosyal medya kullanıcısı olmadığım Ama için Emre, bu imdiyeti kuramıyorum. Ama Emre sosyal medyadan çok dayak yemiş bir çocuk. Bir ya Hepimiz yiyoruzdur da ben de zaman zaman işte taraftar olduğum takımın taraftarlarında neden takımın haklarını savunmuyorsun kardeşim? Sen Düş. Beşiktaş'ın <laughs> yakasından filan gibi. Hani ne Beşiktaş'ta işi... olma diyor değil mi? Beşiktaş Beşiktaş'ta olma diyor yani. Değil Onun değil gibi düşünmemi istiyor. Onun gibi konuşmamı ve davranmamı istiyor insanlar. Öyle davranmam ve konuşamam. Beşiktaş'ın bir yakası varsa o yakadan düşürülmesi gereken ben değilim. Ben ve benim gibi düşünenler değil. Tam da Beşiktaş'ı zarara uğratan uygulamaların icracıları herhalde o yakadan düşürülmesi lazım. Ancak işte onun yakasında o var, bunun yakasında bu varla devam ediyoruz. Böylece de yakalar arasında pek fark olmuyor. Maalesef 3 e, aşağı 5 yukarı benzeri konuları tartışıp benzeri sonuçlara ulaşıyoruz. Ancak farklı bir şey olacak evet. diye var sayılıyor. Şimdi ekrana yansıtırız. Başlamadı toplantı ama fotoğraflarda haber değeri var. Sayın Ali Koç, Sayın Mecnun Odyakmaz... Türkiye Futbol Federasyonu ve ile birlikte nesine.com 2. 3. Lig imza töreninde Halit Gülbakanoğlu da orada ee, Halit Bey'in yanındaki beyefendi tanımıyorum ee, Enteresan bir Fotoğraf veriyorlar ee, Söyleyeyim ki Mecnun Bey de orada Sevgili Ceyhun Kazancı'yı gördüm Nesine.com'daki yetkilileri gördüm Yani bu sadece Bir sponsorluk basın toplantısı Töreni olmayabilir Diyelim oraya bir dönelim Konuşacağımız çok konu var. Serhat Akın'a geçmiş olsun deklerimi izletirim arkadaşlar. Uygun olunca Sayın Başkan yanılmıyorsam söz alacak. Ve sonrasında e, çeşitli isimler var. Dediğim gibi üçünü tanıyorum. Halit Bey'i, e, Başkan'ı ve Sayın Ali Bey'i. Kenardaki iki kişiyi tanımıyorum. Evet bizim Sinem sunuyor zaten. E, birazdan e, konuşmalar başlayınca döneriz diyelim. Ve e, tekrar Serhat Akın'a geçmiş olsun derken... Arkadaşlar bir başlayalım acaba neler var UEFA Avrupa Ligi'ndeki perşembe sonuçlarına bir göz atalım. Ve UEFA Avrupa Ligi birinci hafta puan durumuna da bakalım. Malmö 0, Glasgow Rangers 2, Fenerbahçe 2, Union Saint Julius 1, Ajax 4, Beşiktaş 0, Braga 2, Makabi Maccabi Tel Aviv 1, Frankfurt 3, Victoria plzen 3, Şabükreş 4, Riga Skola ki Galatasaray 3 Ekim'de onlarla oynayacak 1, Lyon 2, Olympiakos 0, Roma 1, Atletik Bilbao 1, Tottenham 3, Karabağ 0. Dün akşamın sonuçları ve 36 takımdan oluşan UEFA Avrupa Ligi puan cetvelinin zirvesinde e, Ajax mı yer alıyor? 5 atan yoktu galiba. Yanılmıyorsam Ajax yer alsa gerek. Ajax'ın e, liderliğinde geçildi UEFA Avrupa Ligi'nin birinci grubu. Afızan beni yanlış yönlendirmiyorsa 4 atan başka yoktu. E, Beşiktaş'ta en son sıraların içinde idi. E, geliyorum arkadaşlar puan cetveli. Evet. Ajax, Zirvede, Ştabükreş, Lazio, Tottenham, Galatasaray, Lyon, Rangers, Lavia, Prag. Tamam öbür sayfalara gerek yok. Ee, yok var. Fenerbahçe'yi görelim bir de. Düzeltiyorum. Fenerbahçe de kazandı. Fenerbahçe 11. 3 puanda. Ee, Beşiktaş'ta yanılmıyor. Sam sonucu Ajax lider olduğuna göre. Beşiktaş'ta sonuncu olması son derece doğal. Eksi 4 avarajda. Karabağ 3, Dinamo Kiev 3, Riga Skola 3, Olympiakos 2 Malmö 2 şeklinde devam etmekte. Peki Süper Lig'de 7. hafta bu akşam start alıyor. Ona da bakalım. E, TFF toplantısı unutmayalım. Orada çünkü sadece bir sponsorluk toplantısı değilmiş gibi geliyor bana sanki. Fotoğraftan, kareden onu anlıyorum. Sivas, Başakşehir bu akşam start veriyoruz. Başakşehir çarşamba günü Avrupa Kupası oynuyor Rapid Vienne. 20'de maç başlıyor. Ee, Cumartesi günü Samsun-Göztepe karşılaşması yarın çok kıymetli ve diri bir mücadele olacak. Galatasaray Kasımpaşa ile Alan Yarize 19'da oynuyor. 29 Eylül Pazar günü Trabzonspor, Konyaspor 16'da. Eyüp, Gaziantep aynı saatte. Antalya Bodrum 19'da. Bodrum Antalya Fenerbahçe 19'da. Bodrum Demirspor 19'da oynuyor. Pazartesi Kayseri Beşiktaş maçı hafta bitiyor. Riva'dayız. Sayın Hacı Osmanoğlu'ndayız. Güzel oldu basın toplantısı. <laughs> ne dedi abi? Hakan Bolat Bey. Alt yapı hocası bir şekilde bulunur dedi. Evet. yani, yani Bakış şekilde, bu çünkü. Bir şekilde bulunuyor. Ee, aynı zamanda mesela bunun nasıl sınırlandırılamadığını da anladık. Hollanda Redivize oyuncusu bizim alt liglerdeki paradan daha fazla kazanıyormuş yılda. Hı hı. E bunlar sınırlanabilir şeyler. Verme yani istedi diye vermeyeceksin. Hani Kerem Demirbay bu soruyu Başkan bana de isterseniz yöneticileri çağırıyorum dedi. Dolayısıyla bunlar çok kolay sınırlanabilecek şeyler. Yani bu serbest piyasa serbest piyasa da bu kadar ucu açık bir piyasa olmasa gerek. Yani bu kadar parayı harcadığında aldığın sonuç buysa oyunun topun oyunda kalma süresi Süper Lig'le alt liglerde de pek farklı değil ise demek ki bunlar üzerine sadece para bağlamlı değil aynı zamanda oyunun mühendisliği, oyunun kültürü, oyunun değerleri, oyunun dili üzerine de bir şeyler yani kolları oradan da sıvayıp bir şeyleri bir an önce yapmak gerekiyor. Bunlar yapılmayacak işler değiller. Yani bekleyip kendi kendine oluşmasını ummamak, doğrudan kolları sıvayarak, sıvayarak işe girişmek gerekiyor. Bugün yaparsan yarın toprak şöyle bir havalanır. Yani stadyum sorununu çözmek için biraz mühendisle hani Adana'daki stadyum öyleymiş ya, Güneş istiyormuş. Onlar da elektrikle sahte güneş veriyorlarmış çime Adana'da. Demek ki birçok yerde mühendislik Adana'da sorunu var. Evet yani demek ki birçok konuda mühendislik sorunu var. Toplum mühendisliği sorunu var. inşaat mühendisliği sorunu var. Elektrik mühendisliği sorunu var. Ülkenin de bu kadar mühendislik fakültesi olduğuna göre bu sorunlar çok süratle kısa sürede Çözülebilir ama ucu açık olmayacak, sınırlar çizilecek. Her şeyin para olmadığı, gayretinde para kadar kıymetli ve önemli olduğunu, çabanın, çalışan insanın neydi? neydi? Bir neyse bulunur, ne bulunuyordu? Altyapı alt alt hocası bir, bir şekilde, şekilde bulunamayacağını dedi. Inanamıyorum. öncelikle kendimize yani ikna edeceğiz. Arkadaşlar, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sayın, Hakan Bolat altyapı hocası bir şekilde bulunur dedi. Yani demek ki kimdi Geyru büyüğümüz müydü? 41 yıl değil mi? Boşu çalışmış altyapıda falan değil mi? Yani, 41 yani sene adamı... şimdi birden bu konuşmaları dinlerken aklıma şu geldi. Şimdi Montella ve ekibi İtalya'ya sakatlıkların önlenme konf önlenmesi konferansına gidip sahada teknik şeyler yapıyor. Bir takım çalışmalar, örnekler gösteriyor. Kendisini izleyen 300 tane antrenör ve e performans geliştirici elemanlara. Bizden kimse acaba gidip izlemiş midir onu? Yani şey düzeyinde, teknik adamlar düzeyinde. Mesela milli takımın birçok çalışanı var aşağıya doğru. O yani ho hocalık yapan dün de Gökhan günü. Gö dün de Gökhan günü. Mesela atlayıp gidilmiş midir? Orada ne oluyor, ne bitiyor filan diye. Bilmiyorum çünkü haberin içinde yoktu da ondan ondan sonra Bir tık ötesi burada soruluyor mudur? Burada da bu konferansı yapmak planlanıyor mu? Buna buna dair bir e, çalışma dün var mı? anlattım ya ben diyor onun bildiğini unuttum diyor. Yani Fatih Terim'in 2016'daki e, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı organizasyonda Özkan Sümer en başta otururken içeride diyor ki Fahide ben onun bildiğini unuttum diyor. İşte o bildiğini unutmak dün de söylediğimi tekrar edeyim. Bir şeyi unutuyorsan tekrar etmiyorsundur. Yani bildiği bir şey unutmaz insan. Birinin bildiğini de unutmaz. Yani unuttuğuna göre bilmiyordur. Artık yoktur onda o bilgi, unutulmuş çünkü. Oysa ki tekrar etse, çalışsa belki konferansın konuşmacısı o unutmuş olan arkadaş olacaktı her kimse o ya da onlar. Onlar biraz fazla oluyorlar, tek kişi olmuyorlar değil mi? Normalde kim konuşuyordu o arkadaş? fuayede onu söylerken biri konuşuyor. Lippi konuşuyordu e, diyelim e. içeride. Yani Lippi konuşuyordu. Lippi yerine o arkadaşımızın orada konuşmacı olması lazımdı fuayede. Fatih bu Hoca işin... Lippi'yi çağırmadan. Evet değerlendiricisi değil. Evet, niye? Çünkü konuşamıyor. Niye orada değil kürsü dedim. Unutmuş. Unuttuğu için konuşamazsın. Yani bütün bunlar aslında ülkemizin sosyo kültürel sorunları, işte mühendislik sorunları, mali sorunları ve bu sorunları hep böyle para dışarıdan para üretmekte. Yani oyun kendi parasını üretemiyor. işte en son Onur Dinçer'in haberinin bize anlattığı şey oydu. Avrupa'da en çok oca gönderen ülkeyiz. Bu bir hı hı. sorun. Çimine bakamayan ülkeyiz. Bu bir sorun. Yani bak geç şeyden stadyumların yanından ışıklar açıktır gece. Sahte güneş verirler. Gündüz de güneş var ya. işte ülkemiz yani tamam biraz kuzeyde kalıyoruz belki ama artık küresel ısınmayla birlikte zaman zaman güneş şeyleri görüyor. Ya bu bir sorun. E, hakemlik mesela orada su, hakemlik soruyoruz. Yani şey anlaşması yapılıyor. E, sponsorluk anlaşması yapılıyor. Hakemi merak ediyoruz. Oysa ki biliyoruz aslında bir fikrimiz de var hakemlerimize dair ne olduğuna. Başkanın fikrini de biraz biliyoruz. yani hepimiz biliyoruz. Hepimizin bir fikri var. Yani esasen o soru diyor ki ben ikna olmayacağım. Ne derseniz deyin ben ikna olmam hakemlik konusuna diyor. <laughs> ben ikna olsam da kitle yani benim sorunun e, arkasında bunu bu soruyla bu soruya kulak vermiş geniş kitle çalışmayacak bu konuya diyor. İkna olmayacağız diyor. Yani kendi ezberleri, kendi ee, bağlılıklarından pek ayrılmaya niyetli olmayan bir futbol atmosferimiz var. O nedenle değişemiyoruz. Yani dolayısıyla yükselemiyoruz da. E, bu niyetler, bu çabalar olumlu çabalar mı? Olumlu çabalar. Ancak hızları düşük. Hızları düşük olduğu için, muadillerin de çok hızlı hareket ettiği için, yani yarıştığın takımlarda çok süratli hareket ettiği için mesafe durmaksızın açılıyor. Evet. Sen de bu mesafeyi yurt dışından buradan işte çeşitli vesilelerle ürettiğin paralarla getireceğin oyuncularla kapatacağını zannediyorsun. Olmuyor, olamıyor. Fenerbahçe Union Sanglos karşılaşmasıyla başlayalım. E bu arada Süper Lig'in yeni sezonu yani bu sezonla Şamil ikinci sezon olarak konuşulması da doğrusu kararlaştırılması son derece kıymetli. E, Sayın İbrahim Osman'a teşekkür etmek lazım. E, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Sabzonspor Kurucu Başkanları e, Başkanı Sayın Şamil Ekinci'ye Teş, e, Allah'tan rahmet diliyoruz ve federasyona teşekkür ediyoruz. Efendim, e, Fenerbahçe-Union Şangılaz karşılaşması, Cem abi dün biraz da yayındaydı, e, öncesi, sonrası. Bir istatistiklere şöyle bir göz atalım ama özellikle ilk 17-18 dakika yayılmıyorsam rakip ceza sahası topla buluşma benim en kıymet verdiğim istatistiklerden bir tanesi Union Şangılaz abi tam 11 kereydi, 17 dakikada 11 kereydi. Bu önemli, nitekim 28 buluşmanın da 11'i o. Ee, şöyle bir göz attığımız zaman e, Fenerbahçe 16 orta, rakip takım 11 orta. E, rakip takım 15 şut, Fenerbahçe 10 şut atmış. İsabetli şutla rakip takım 7 tane bulmuş, Fenerbahçe 4 tane bulmuş. 28 rakip cezas topla buluşmuş Yunan Sangulaz, Fenerbahçe 15 tane buluşmuş. Y toplam 33 foul var, toplam 5 sarı kart var, e, 2 offside var, e, 13 corner var ve 2 de kırmızı kart var. 2-1 biten karşılaşma. Cem abi kaba hatları ne, ne diyeceksin? E, kaba atlarıyla verimlilik hanesi ben bu istatistiklerdeki XG meselesi ha. var ya gol beklentisini pek anlayamıyorum ben ama de dün biraz anlattılar. Dokunuyorsun orada bir nokta var. Dokunuyorsun o sana bir puan veriyor işte. Oyun dur şiddeti, kaleye yakınlığı, uzaklığı falan gibi bir ölçümleri var. 2.27 onların gol beklentisi, 1.57 e, Merhaba, o senin baktığın isteğe göre bize 2.04.145 gelmiş. E i̇şte ne demek ki istatistikler de kendi aralarında <laughs> anlaşamıyorlar bunların anlattığı bu buralara fazla takılmamak lazım. Bir de gözün gördüğü var yani gerçekten test ettiğimiz hani hekim kan değerlerine şunlara bunlara bakıyor ama bir de muayene ediyor şeyi. Ee, Tespit aslen. teşhis tedavi der ya evet, tespiti... aslen, aslen Bir de alıyor Ruh sağlığına bakıyor Dokunuyor işte Kanda görünmediği ya da kendi bildiği Meseleleri var i̇şte göz değerleri rengi, saçı elini Kullanma hali dudağının titremesi gibi şey Şimdi sağda de şu Beklentinin altında bir Fenerbahçe görüyoruz bunun gerekçelerini bulabiliriz. İşte beklenmedik ya da performansı geçen seneden bu yara sıçrama yapmayacağını düşündüğümüz Cengiz Ünder'in sahada olmasını. Örneğin bu bir etki olabilir. Etki olabilir yani. E Şimanski'nin hala vites arttırması. Şimdi ama bu hep benzeri sıkıntılara takılıyoruz. Şimdi orada Cengiz'den daha fazla büyük beklenti İrfancan Can Kahveci'de. Oynatmıyor ki hocam ne yapayım abi. Şimdi oldu yani sahadaydı ya. Şimdi bazı e, oyuncuların performansları senin gördüğün ve yükselmesini beklediğin kadronun içinde mümkün olur. Yani Mustafa Ekimoğlu ile e, Cinona'nın aynı yerde olduğunda, aynı zeminde oynadığında onu diyelim ki orada e, yanında kimi oynatacaksın Al Musrati'nin, muçi diyelim. Onunla gördüğünün gerisine düşebilir. Şimdi orada merak şu oluyor. Evet oyuncuları sıcak tutalım ama... Sıcak tutalım ama Jose Mourinho açısından söylüyorum. Nerede var haber? 2-0'dan sonra Milliyet gazetesindeki Mourinho'nun efekti kupalar kazanmaktır. Başlığının altındaki altını çizdiğim bölüm. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim. Futbolda dalga geçemezsiniz. Geçerseniz futbol size ihanet eder. Yani futbolun ihanet gibi bir şey var mıdır bilmiyorum. Herhalde cezayı rakip keser diye çevrilmesi evet. gerekiyordu. Büyük ihtimalle bu çevirmede zorlanıyoruz biz. Futbolun hani öyle bir etikemi yok ki bize ihanet etsin. O bir oyun. Çevirirken arkadaşlar biraz zorlanıyorlar. Bu çevirmen arkadaşlar. Gazete arkada varmış abi evet. Evet bu değil. Şey milliyetten, milliyet, okuyorum. ben milliyetten okuyorum. Şimdi Aynı şey. Ee, bir teknik adam için bunlar tabii sıkıntılı süreçler oluyor. Ee, futbolda dalga geçemezsiniz. Yani oyunun bir yerinde bir skoru elde ettiğinde ya da bir bölümünde takımın sahada dalga geçtiğini tespit ediyor şey teknik adam. Bu bir sorun. Bu başta antrenman sorunu. Başta ciddiyet sorunu. Yaptım. Tam da Jose Mourinho takımlarında en son görmeyi istediğimiz ve beklediğimiz şeyler bunlar. Niye yani otoriter bir kimlik, küresel bir karakter ve oyunculara hüküm eden, oyunculara da ki hani doğal otorite diye, otorite diye bir kavram vardır. Doktora gittiğinde hekim der ki sana çıkart üstünü. Üstümüzü çıkartalım der. Sen demezsin ki bir dakika hocam benim boğazım arıyor. Ne demek üstümüzü çıkartmak? Düşünmezsin. O çünkü doğal bir otoritedir senin üzerinde. Bilgisi daha oraya sen vardığında senin tarafından kabul edilmiştir. Şimdi bu da doğal bir otorite. Ama sahada dalga geçildiğini görüyor. Bu bir sorun. Ha bu ne olabilir? Mesela Cengiz Ünder'in, yine Cengiz'den devam edeyim. Yani birçok örnek verilebilir de yani, yani yoğun eleştiri Cengiz üzerindeydi ağırlıklı olarak dün. Cengiz Ünder'in antrenmanda görülmeyen ya da yaptığı işler. Mesela Van Bronkos'ta Onana için şey dedi. Antrenmanlarda çok iyiydi dedi. O da başka bir sorun. Ya antrenman yoğunluğu düşük, oyuncu iyi görünüyor. Ya oyuncu antrenmanda iyi, seni şeyde aldatıyor gerçek maçta. Hani sen at yarışlarından biraz e, daha tecrübeli olduğu için bilirsin. Bazen hani sabah da uçtu. da uçtu ama yarışta diğerlerini görünce diğer e, işte jockey, jockey farkı, kum, işte hava, su, at atı görüyor falan öyle Birini görünce koşarmış bazı atlar gibi şeyler. Yani e bunları ya ölçümlerken alanda, antrenman alanında ölçümlerken sıkıntı yaşıyoruz ya da bir risk alıyoruz. Yani diyoruz ki rotasyonda bu oyuncuları da sıcak tutalım. Gelecek haftalarda bize lazım olacaktır bu oyuncular. Ama bunun sonucu katlanılamaz olabiliyor. Yani maçın en çok kurtarış şey göze batmayan oyuncusu Livakovic. Şimdi şeyden aldım, fanatikten aldım. Abi 17. dakikada ben özellikle notta tuttum. 17. dakikada çocuk bir isyan etti. Aman dedi ya bu ne kardeşim? Niye öyle? 15. Niye? dakikada bak şimdi Fanatik Gazetesi'nden okuyorum. Bu ne Gazete dedi ya? okuyunca hani izlerken atladığımız şeyleri birileri bizim için hafızaya topluyor ve onu kayda geçiriyor. Gazete okuyunca bunları daha kolay aklımızda tutabiliyoruz. 15. dakikada Bekan'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Niyang soldan hareketlenen Sadiki'ye pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu Sadigi'nin şutunda kaleci Lioka 3 gole izin vermedi. Başlıyor. 15, 17, 62, 69, 90 artı Var 2 diye Livakovic devam ediyor. Var mı istatistikleri çocuklar? De, de, diye devam ediyor. Şimdi abi 17. dakikada e, kaleci Morrison uzun gönder topu Bekao ıskaya geçince meşin yuvarlak Livakovic'in önünde kaldı. Livakovic ceza sahasına girip Topa, İvkoviç ceza sahasına gidip sert vurdu. Kaleci Livakoviç bu pozisyonda başarılıydı. Ondan sonra daha tamam dedi. Ya lanet olsun bu ne dedi yani. İşte yani a, 17. dakikada. Şimdi bu bu sadece stopere indirgenemeyecek kadar Ama önemli in bir şey. stoperin yaptığına şimdi, ve bütün takıma. İşte. Mesele o zaten. Kopuşlar bir yerlerde başlıyor futbol takımında. Sadece hani, dönmedi. Bütün yani, takıma döndü. Kuş sürüz. Şimdi bu anlatı da bizi şeye tuzaklıyor. Evet. Ya BK'ya uskala diye tuzaklıyor. Yani top niye oraya geldi, nasıl kullanıldı, neden bir şey yok hani e, sigortası yok o pozisyonda stoperin diye soramıyorsun. Oyun nasıl bu hale geldi, neden Livakovic isyanı, Livakovic pozisyonu isyan etmedi. O ilk bölümdeki rakip organizasyonuna, organizasyonuna, tabi, organizasyonuna ona itiraz etti yani yapmayalım böyle böyle oynanmıyor bu dedi. Ve bu kadar seni o esasen oyunda tutan karakter neredeyse kalecin. Çünkü orada olacak 1 iki gol bütün e, saha atmosferinin, saha içi ve saha dışı yani zemin ve türbün atmosferinin değişmesine de yol açma ihtimali var. Haliyle e, yani bu sahada dalga geçildiğini gören teknik adamlar büyük ihtimalle antrenmanlarda da bu sorunları tespit ediyor olmalılar ya da gerekir. Ya olmalılar ya gerekir. Yani bu burada yapılanlar antrenmanda yapılmıyordur diye düşünüyor, düşünmeye eğiliniz. Dikkat ediyorsan ben antrenmanlarda, ısınmalarda genellikle davranışları bu Jose Mourinho'nun tespit ettiği gibi lakayt, et, dalga geçer halde bulurum. Yani antrenörün kaldırdığı ve kaldırılmasını istediği seviyede o ayak kalkmaz. O kalkar gibi yapılır. Bir gösterilir şöyle. Antrenman yok. İşte antrenman o işte Antrenman. O yüzden şey Montella ve milli takımdaki İtalyan ekip İtalya'ya gittiler. Sakatlıkların önlenmesi konferansı antrenmanı. Da evet. Orada antrenmana çıktılar. Şimdi, evet. onların anlattığı şey biraz antrenman yoğunluğunun düşüklüğü. Oysa ki geldiğinden bu yana Jose Mourinho antrenmana en çok vurgu yapan Teknik adamdı. En son Okan Buruk'ta duyduk. Sara 13 kilometreye varan koşu yaptı dedi. Bak unutulmuş bir şey söyledi. Çoktan da ilgilenmiyorduk biz koşu mesafesi oyuncu eforlarıyla. Yavaş yavaş hayatımıza tekrar sokalım ki işte sadece Hollanda'da Hollanda 1. 2. Ligi ile bizim ikincilik Lig arasındaki para bağını değil, efor bağını da tartışabiliriz. Şeyi, ee, Serhat Akın'ın vurulma görüntüleri hazırsa onu da bir kıyıdan verelim isterim. Hürriyet Uğur Meleke bir Luna Park treninin içinde gibi başlığıyla Uğur'un yazısına da bir göz atıp farklı bir görüşü burada sizlerle paylaşalım. Geçen sezonda çok detaylı anlatmıştım. Yunan San Gidiyoz tam anlamlı bir proje takımı. Aslında Premier League ekibi Brighton'la sahipler aynıydı ama UEFA reglasyonları sebebiyle Tony Blom artık arka plandan yönetiyor Yunan Sanjilovası. 4 sezondur her sene büyük takımlara Bonifaz, Nilsson, Deniz Puertas gibi... Bir iki star satıyor yerine 19'luk 20'lik oyuncular alıyor. Union takımı hem sürekli hem deneyimli yıldızlarını hem de hocalarını ihraç ettiği için bu sezon sallantıda son iki adamları, son iki teknik adamları Blessing, San Paulo'ya, Gerertes, Schalke'ye gitmişlerdi. Şu anda görevde olan ve ilk kez bir A takım çalışan 37'lik Pogiri'nin zamana ihtiyacı var elbette diyor. Mourinho fark yaratmadığı ifadesini kullanıyor. 15-16 puan ilk 8 için yeterli olacak gibi e, ayrıntısını veriyor. Maç içinde çok yükseğe çıkılan anlar oluyor ama hızlı düşüşler söz konusu. Dün ilk 11 fırsatı bulanlardan Endesli'yi çok kaçırdı ama en sonunda McAllister'ı attırdı. İrfan Can sahada olduğunda duran toplar daha etkili kullanılıyor. Amrabat'ta çalışkan arzuluydu. E, bu e, çok seviyorlar ha. biliyorsun hakem konuşmayı arkadaşlarımız. Arkadaşlar dünkü McAllister pozisyonunun penaltıyla, pardon düzeltiyorum. Kırmızı kartla uzaktan yakından bence alakası yok. Tıpkı bir önceki pozisyonda e, kim gitmişti orada? Eee sen Maximen gitti galiba değil mi? Sen Maximen'in Galatasaray maçındaki pozisyonunun uzaktan, yakından kırmızı kartla ilgisi olmadığı gibi tutarlı olalım. Cem abi'nin itirazını biliyorum. Her e, pozisyon aynı değildir doğru ama birine sarı, birine kırmızı diyemem. Ben dün akşam pozisyonun kırmızı kartla alakası olduğuna inanmıyorum. Tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi. Nokta. O da kırmızı kart değil, bu da kırmızı kart değil. Diyelim ve Ajax Beşiktaş karşılaşmasına 4-0'lık mücadeleye geçelim. Ee, abi bu arada Uğur'un tahminin için ne dersin? 15-16 puan 2-8 için yeterli olur mu? Sen bu işleri pek sevmezsin ama yani tamam. Ne anlamıyorum. Olur, Olurmuş herhalde ama bence Uğur'un yasındaki daha kıymetli şey hani bahis diyoruz, yasa dışı bahis diyoruz. Aynı Her şey şeffaf aynen. Aynı Birinci... sahiplik. Birinci cümle. Evet evet yani. Aynı geçen sezonda şey çok UEFA regülasyonları geçen sene de bunu konuşmuştum birkaç yerde. Ya bunu herkes biliyor. Uğur biliyor. Ben biliyorum. Sen de öğrendin. Biliyorsa e, Mehmet de biliyor. Mehmet de biliyor. <laughs> Mehmet de biliyor. Yani Tony Bloom arka planda yönetiyormuş. Ya ön plandan yönetsin. Niye arka plandan yönettiriyorsunuz? Eğer herkes biliyorsa bunu. Demek ki bu regülasyonların bir önemi yok. Yani yerine birini koyuyor, birine atıyor, bir şey yapıyor. Hep herkes biliyor bunu. Herkes biliyor. Ve yani hemen yeni e sonra, bir bilgi değil, bu yeni bilgi değil yani. Evet ya geçen seneden bile, <laughs> önceki senelerden bildiğimiz işler. Yani herkesin bildiği bir şey ise burada regülasyondan söz edilebilir mi? Burada protokollerden yazılı metinlerden söz edilebilir mi? Demek ki önlenemiyor bunlar. Öbürünü önlemekte de aynı şekilde zorlanıyorsun. Çünkü esas resmi işini önleyemiyorsun. Salzburg'la ne vardı? Hangisi vardı abi? Şey Leipzig. Leipzig'le Salzburg'la aynı. Öyleydi. Onu bir ayrıştırdılar. Sponsorun adını değiştirdiler. Sen buraya girme dediler. Öyleymiş gibi hala. Değil. <laughs> Türkiye'de var mı acaba böyle şeyler? Vardır bir ihtimalle <laughs> <anne>. yani. <laughs> Değil ama yani. <laughs> Evet. Hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu bilmiyor gibi yapıyoruz maalesef. Ya da ben biz değil de onlar biz biliyoruz da onlar bilmiyor gibi yapıyorlar. Bu sefer ne protokolün ne yasanın ne mevzuatın bir Hiç önemi bir kalmıyor. kalmıyor. Sen herkese de mevzuata, yasaya <laughs> uy diyorsun. Peki bu arada arkadaşlar Fenerbahçe maçını tamamlayıp Beşiktaş'a geçmeden evvel dün akşam tweet de attım. Ee, o yüzden Cem abiye de söyleyeyim görmediğini bildiğim için. Arkadaşlar hafta sonu çok tartışıldı. Dün ya yani önceki gün Okan Hoca dün de ee, Mourinho son derece makul saatlerde basın toplantısına çıktılar. Ee, konuyu hocalar üzerinden, konuyu takımlar üzerinden yarıştırıp e, birbirimizin canını yakmaya bayıldığımız için konunun özeti şu. Türkiye Futbol Federasyonu disiplin organizasyonu eğer bu kadar zayıf olursa yani benim 10 Ağustos'ta atmış olduğum tweette olduğu gibi saat 20:45'te başlayan bir maç sonrası basın mensuplarını bir de oradan çıkartırsanız bu sorundur. Cumartesi günü yaşanan sorunda olduğu gibi. Halbuki dün ne oldu? Dün şaka yapmıyorum. Maç bitti 22-02'de Borussia resmi basın toplantısına gelmişti. Okan Hoca bir önceki akşam biz Rıdvan abiyle program yaparken 0, -0 yani maç bittikten 30 dakika sonra basın toplantısındaydı. Türkiye'de hiç kimse gelmiyor abi. Niye? Çünkü hazretlerin keyfini bekliyoruz Türkiye'de. Paşaların keyfini bekliyoruz. Arkadaşlar Türkiye'de şöyle oluyor. Onu anlatayım sonra Cem abiye ve Beşiktaş'a geçelim. Türkiye'de maç bitiyor. Diyelim 20'de başladı, 22'de bitti. Maç bitiyor. Flash röportaja oyuncular geliyor, 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 geliyor. En son hoca geliyor. Oyuncular da keyiflerine göre geliyorlar. Hocalar da bazen keyiflerine göre geliyor. Hani dün 70 dakika meselesi var ya, orada Mourinho da haklı, Galatasaray'da Okan Buruk da haklı. Çünkü mesele oyuncu paşalarımızın keyifleri. İşte onu da kurala bağlamak. Hani bu bence sarı kart, kırmızı kart değildi, o da değildi filan diyorsun. Kural değil mi? Diyorlar ki ver işte. Bunu da kurala bağla yani, ve kuralı birisi takip etsin. Fenerbahçe, bu belli ki para cezasıyla da hani, olmuyor. Bayılıyoruz, ölüyoruz. Şehvet içerisinde Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı birbirine düşürmeyi de konu bu değil. Konu UEFA reglamanlarına uyan sayın hocalarımız çıkıyorlar. Türkiye'de paşa oyuncularımız içeride keyif yapacaklar, üzüntü ya da sevinçlerini uzatacaklar diye tıpkı Galatasaray-Fenerbahçe-Galatasaray maçının olduğu gibi bilmem kaçıncı dakikada geliyorlar. Ondan sonra da hocalar gelip flash röportajdan basın toplantısı. Orada ne Okan Hoca'nın kabahati var ne de Mourinho'nun kabahati var. Çünkü Okan Hoca 14 dakika içeride kalıyor ve Okan Hoca flashtan içeri geliyor. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'da paşalar... Geç geldikleri için oluyor bunlar. Sayı çok olduğu için oluyor falan filan. Efendim devam edelim. Buğur ee, da bitti. Beşiktaş'a geçelim. Abi maç başladı. Daha 0-0. Hatta daha maç başlamadan ya çift ön libero olur muymuş? Ona da neymiş? Bu maçı zaten kaybedeceğiz türünde. Pek çok arkadaşımla gerek mesajlaştık, gerekse ee, takdir edersin ki sosyal medyada ne iş var. Sonra bak ben dememiş miydim işler. Onanayla Musturat ile çıkarsam böyle ama Sağ olsun bizim Özkan da biraz orada şey yaptı. İşte çok gömüldük mömüldük diye insanları televizyonda biraz harekete geçirdi. Evet ya bizde bu anlatıcı <laughs> arkadaşların böyle propagandist bir yanları var. ve. topla çıkmamız lazım dedi Özkan. Yani, o da mı acaba amatör takım çalıştırdı? Huzur topla çıkmamız ben. lazım yani, falan dedi. Şimdi yani ilk devresinde bir oyunu tutma gayreti vardı Beşiktaş'ın değil mi? Yani bir kontrol etme gayreti Şimdi vardı. Yapabildiği kadar. Var. Çok bastılar ya. İşte yapabildiği kadar. Şimdi Uzun topa mecbur orada ettiler. Orada hocanın planını ıı, sormak. İşte Onana'nın antrenman içinde iyi olduğundan öte. Yani plan neydi? Maç planı neydi? Oyunu şu bölümde tutalım, diğer bölümde oynayalım mı acaba? Yani son bölümde mi oynayalım Mustafa Ekimoğlu'nun diriliğinden yararlanalım ya da şaşırtıcılığından mı yararlanalımdı? Ancak bazen tutmuyor ya planı. Sonuçta rakibin bir ekol ülkenin, futbol ekolü olan bir ülkenin en önemli temsilcisi. Yani yetiştiricilik temsilcisi, total futbol temsilcisi. ya yani Bir şey değil yani birçok şeyi temsil eden bir takımla oynuyorsun. çoğu şeyin kurucusu kültür... değil mi futbolda? Tabii tabii büyük bir kültürle oynuyorsun. Senin burada geriden e, to, oyun kuruyor diye e, yani demediğini <laughs> bırakmadığını izleye izleye alıyorlar. Bak Kara Gümrük nis oraya götürüyorlar. Yani birileri aslında buraları da izliyor. Buralarda olan bitenleri de izliyor. Kimin doğru yapıp yanlış yaptığını da izliyor. Ya, hoca değil dediler adamlar. Yani o da şey artık o gelenekseldir onlar. Ya hoca değil deniyor yani. Hoca değil, adam değil, hakem değil. Kolay söyleniyor bunlar. Gidiyorum akşam bunu fazla yapmadın. Çocuk geriden oyun kurmada fariyoldu çünkü hani geride oyun kurulacak kırık. kadar şey de yoktu yani baskı, baskı alanı da yoktu. yoktu. E şimdi orada birkaç tane şey gösterdi aslında bizim ülkede. Mesela Rafa Silva nasıl savunulur gösterdi. Vurup kırmadan. Tabii tabii yani temas ederek ama topa temas ederek Rafa Silva nasıl savunulur? Nasıl oyun etkisiz hale getirilir? Yani Van Bronckhorst açısından şöyle bence bir talihsizlik oldu. Oyunu 1-0'dan sonra çeviririm diye diye Eçimoğlu ve şeyi değiştirdi. İmmobile değişikliği. Orada hani beklenti İmmobile'nin öncelikle adı, sonra Eforu'nun rakibi en geride tehdidi. Öyle ya onlar şeyler. Hani geriden oyun kuran takım diye biliniyor. Hocanın öyle bir modeli var. Biz önde onları baskılayalım. O da olmadı. Hatta daha kötü oldu. Gördük ki bu oyun, ritim, hız, serilik çabuk düşünme, karar verme ve uygulama oyunu. E onlar bu konularda yıllardır çalışan çocuklar. Yani bunlar şimdi Ajax takımının oyuncuları olarak <laughs> gelmediler ki. Çocukluklarından beri çoğu böyle oynuyor bunlar. Abi iki, o üzerinde Ajax formalı çocuklar aslında futbol kulübüyle buluşunca o kültürle buluştukları için. Şey. Oraya... Tüventeden gelsin, Feyenoord'dan, Utrecht'ten hiçbir şey ifade işte, Hepsi ayakçı o kafa Üç oldu. aşağı, beş yukarı. Alt, yani, kafa. Okulu, dün, geçen günkü Onur Dinçer haberin halkı. Altı ne diyordu? Belçika, en Portekiz. En çok Belçika, Portekiz, Hollanda diyordu. En çok bonservis gönderen. Şimdi bunların hepsi aday oyuncular. Yani Niye büyük... söylüyorum? Yarın Twente ile falan da oynayacağız. Aynı akıbete uğrayacağız. Aynen işte. Olur yani Maç skoru olarak A... değil. Oyun olarak aynı akıbete uğrayacağız. Ben oraya gelecektim yani. Şimdi ne oynayacaksın? Bir de bir maç oynayacak Fenerbahçe gidecek Ayaks benzeri bir ekolle oynayacak Şimdi burada içeride oynadı orada yetmeyecek hı hı. Ya planı değiştirecek Ya eforu yükseltecek Yani ya buradakine benzer bir planla Çıkmayacak ya tempoyu yükseltecek Bir yer bulalım deryaya yakın diyorsun o Gibi Dünyadan öyle olacak Bizim uçmak derenin tepesidir şeyinin çektiği Çok güzel yani. sakiller çekti evet. değil mi Selam olsun. Abi ikinci yeri istatistikleri. Sen tutmuyorsun istatistikleri ama yani o yapma bunu ya. %60 toplu oynamayla işte, rakip cezası aslında 3 kere buluşma şimdi ya. Hoca, hoca da şaşırdı. Bence o da şaşırdı. Yani bu kadar reaksiyonsuzluk, bu kadar oyundan düşme. Dediğim gibi bizde şöyle oluyor. Ya Mourinho yapamadı deniyor. Yanlış tercihi yaptı deniyor. Bunlar çok karşılıklı şeyler. Cino'nun Bazen... Cino neydi? Cio'nun kredisi azaldı. Azaldılar. Bir not mıdır? kırdım. Evet, evet. not kırdık var. <laughs> yani bazen oyuncu yapamıyor. Bazen hocanın gerçekten başlangıç planları kafasında kurduğu <laughs> adise tutmuyor. Hocasın. Bak bunu samimi soruyorum? Ee, ya ona ana Mustafa ile başlayıp onların o ataklarını kırayım düşüncesi çok problemli bir düşünce. Değil bence değil. Değil ama oyuncu sana yardım etmiyor. Çünkü niye? Ya, ama ne diyorsun maç sonunda? Onu antrenmanda çok iyiydi. İşte bak, öyle görmüşsün. Diyorum ki ben de o zaman antrenman yoğunluğunda antrenman ölçümlemende bir sorun olabilir. Yani doğru ölçememiş olabilirsin. Şimdi biz genellikle çok para harcadığımız için bu oyuna yani kendi ölçemizde çok para harcıyoruz. Muazzam paralar harcıyoruz. Evet yani hakikaten öyle çok para harcıyoruz. Şimdi çok para harcanınca hani çok parayla iyi araba alınıyor, çok parayla iyi saat alınıyor, çok parayla iyi ev alınıyor İkincik ya zaten öyle diyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> Yani çok çok para bunları çağrıştırdığı için çok parayla da oyunu oynayacağını varsayıyorsun. Ve bu çok paranın koyulduğu takımlar öbür takımları yok sayıyor. Öbür kültürleri yok sayıyor. Sosyo kültürü yok sayıyor. Ekolü yok sayıyor. Antrenman bilgisini yok sayıyor. Çocuk yetiştirmeyi yok sayıyor. Ya bak bugün bir haber okudum. 25-34 yaş aralığı bir sürü veri var. 25-34 yaş aralığında ülkemizin %30'u lise mezunu bile değilmiş. Bugün Türkiye Gazetesi'nin haberiymiş. Ben bir internet sitesinden takip ettim T24. E, bir dakika bir dakika söyle staflu. bakayım da. %25-34 yaş aralığının yüzde %30'u lise mezunu bile değil diyor haber. Şimdi bu bir hani şey anlatıyor. Ne geçmek kolaydı ya? Sen ya burada kendini bu bilmiyordun. Bu gitmiyormuş yani. Ya okula okula gitmiyor? gitmiyor? Gitse geçecek zaten belki de. Öyleymiş yani. Gitmiyorlar. <laughs> ortaokuldan yani. terk mi? Ee, gibi yani. Tamam ortaokuldan <laughs> terkse şimdi şu anlaşılmaz bak. mı abi? El becerileri ya yüksek. Ya şimdi bunları biz yapmayalım. Bilmiyoruz şimdi. Ben, ben okuduğum <laughs> haberdeki veri üzerinden başka bir şeye gireceğim. Yani bugün bu bir eğitim sorunu. Yani sen şimdi onana yapamadığı, alnı sakatlandı sakatlandığı... E Masuaku gidemedi filan diyorsun ama burada en çok konuştuğun şey ben zaten doğal olarak yaparım. Niye çok para koydum? Öyle değil işte futbol. Futbol aslında bir şey anlatıyor. Gayreti, bilgiyi, metodu ne kadar önemli olduğunu, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bunun bugün burada şimdi değil. Bu takımla yani aldığım oyuncularla 3 aylık antrenmanlarla değil. Ta geçmişten bu yana onun o çocukların 9-10 yaşından bu yana yaptığı antrenmanlar. Bir oyun oynayan çocuktan başlayıp gelişmeye aday futbolcuya evrildikleri süreci anlatıyor. Şimdi antrenmanı biz sadece hafta içi takımın yaptığı antrenmanı sayıyoruz. Ama bir de ülkenin antrenmanı var. Ülkenin kültürel antrenmanı var. Burası Hollanda. Kovac, Rinus, Mişas. Ne, nerede oynadılar maçı? Stad'ın adı neydi? Johan Cruyff Arena. Şimdi Yani stadyumun adı bile bize bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor olması gerekiyor. Oradan o, ya, alınan oyun e, İspanya'ya iniyor, İspanya'da değişiyor. Neydi? Almanya'da Herberger, değişiyor. Her Berger, Schön, Darval, Beckenbauer, Klinsmann, Ohat. E, bak her aynı yerde hat. değişiyor. Gittikleri her temas ettikleri her kültürde orada tiki-taka oluyor. Yukarıda Gegenpress oluyor. Bak, aşağı gidiyor aynı oyun. Yani ana yurdundan ayrılıyor. Oyunu birileri yükleniyor, götürüyorlar. Aşağıda tiki-taka eviriyorlar, evriliyor oyun. Yukarı çıktığında ya da gelirken yukarıda kaldığında Gegenpress diyor. Okyanusun öbür tarafında hani beyazsalların temsil ettiği ekolde aynı oyun başka bir şeye dönüşüyor. Hani biz de şimdi Hatta geçiş oyunlarına... Bu Hollandalılar kendi ülkeleriyle yetinmiyorlar. İspanya'da son bir soy kuruyorlar. O soy kur kuruştan da e, Cruyff, Raycard, bugünkü Guardiola kadar gelen başka bir hat var. Şimdi buradan bir daha atlayalım. E, Uğur'un yazısına tekrar dönelim. Der ki hani Boniface, Nilsson, Deniz o portası çıkartıyor ama iki şey daha yapıyorlarmış. Union takımı diyor hem sürekli deneyimli yıldızlarını hem de hocalarını ihraç ettiği için bu sezon sallantıda. Bu geçici diyor. Bu sezona dair bir şey. Sonraki teknik adamları Blessing, St. Pauli'ye. Hani bizi beğenmiyoruz ya St. Hamburg orada hani işte liman mahallesi. St. Pauli'ye. E, Gere Arts nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok sesle sersizler yan yana gelince ben okuyamıyorum zaten yabancı dil sorunlarım var. Da Şalke'ye gidiyor. Bir hocayı da Şalke'ye gönderiyor. Bak bir senin beğenmediğin, senin geçtiğini varsaydığın ekol oyuncular gönderiyor, teknik adamlar gönderiyor. Yani bunun anlattığı kültürel Süleyman Orman'a dese ki ben de kardeşim lise gönderdim. Biz ne diyoruz? Altyapıda ne vardı? Altyapıda o, hoca bir şekilde bulunur. Bir şekilde bulunur. Bulunur mu bulunur. Bu bir ihtimal. Ama onlar o ihtimali dışarıda bırakıyorlar. Buluyorlar. Bulmamadıklarını yapıyorlar o oyuncuları eğitiyorlar. Nereye koşacaklarını, hangi açıda top alacaklarını. Yani parayı verdim Rafa Silva'nın ayağına bakalımdan çıkartıyorlar işleri. Ha Beşiktaş şimdi 4-0 yenilir mi? Yenilir. Yani bu bir ekol takım, ekol takımı ama ne öğrendin? Şimdi onun ne öğrendiğini de bizim Kayseri maçında değil, daha çok Frankfurt maçında göreceğiz. Çünkü bunlar karşılaştırılamaz düzlemler. Bu düzlemler birbirinden farklı düzlemlerdir. Yani buralarda daha zor oyunlara çözüm üretmek, Bizim buradaki daha kolay görünen oyunlara üreteceğimiz çözümler anlamına da gelmez bu arada. Ver parayı alayım Maradona'yı. Olmaz bu işte. Ver. Nereden vereceksin parayı? Var mı paramız yok, var? var. Alamazsın bir de Maradona yok artık. Ya. <laughs> Arkadaşlar iyi bir e, Cuma gün olsun. Pazar sabah tekrar buluşalım. Hoşçakalın.